hamdini Allah işitti. Rabbena lekel hamd. Büyüklük, ululuk sana mahsustur. Yani övgü Allah'a mahsustur. Övülmeye layık O'dur. Secdelerden doğrudur ki böyle bir kelam yok. Secdelerde eğilip kal iki defa yaparken o aralarda böyle bir şey söylemiyoruz. Orada kelam yok ki. Orada kelam yok. Secdenin anlamı ölmek anlamındadır. Aynı zamanda Allah'a ölümle yaklaşıldığı için ölmeyince bir insan Allah'a yakın olamaz. İşte secde, kıyamda fiil hakkın olduğunu, rükuda sıfatlar da hakkın olduğunu, secdede vücut da hakkın olduğunu ikrar etmiş oluyoruz. İşte bu sebeptendir ki hadis-i şerif vardır. Hatta ayet de vardır Kur'an'da. Secde et ve yaklaş. Resulullah Efendimiz de kişinin Allah'a yakınlık zamanı secde zamanıdır diyor. İşte bu secdenin de getirdiği anlam Allah'ta yok olmak, bu sayede Allah'a yaklaşmış olur insan. Var, yok olmayınca kişi Allah'a yakın olamaz. Hatta ölüm hadisi vardır. Hak Teala Hazretleri diyor, fail olduğum her işimde, yani her işimin faili olduğum halde hiçbir işimden tiskinmedim. Mümin kulumun ruhunu kabzetmekte tiskindiğim gibi. Acaba neden? Ama ne yapayım diyor. Onun da bana vuslatı lazım. Vuslatı var. Yani mecburum onun ruhunu kabzetmeye ki merhaba, onun da bana vuslatı lazım. İşte burada anlaşılan şu ki, şimdi sağ iken Allah bize bizden yakın. Şah damarımızdan yakın. Ayet-i kerimede buyurulduğu gibi biz onlara şah damarından yakınız. Peki biz ona uzakız. Ne zaman biz öleceğiz? Biz de ona yakın olacağız o zaman. Ölüm ıslattır. İşte kul kederlenmesin için ölümü vuslatla bildirdi. İşte yapmış olduğumuz secdelerde secdenin anlamı Allah'ta yok olmaktır. Kim ki Allah'ta yok olursa onlar Allah'a yaklaşır. İki sefer yapmamızın gayesi. İki secdenin anlamı da Allah'a iki cihetle yakınlıktır. Hem feraizle hem nevafille. Kurbu feraiz ve kurbu nevafil. İki yakın. Kurban bayramında da değil, kurban diyoruz. İşte bazı veliler, Pir Efendimiz iki secdenin anlamını bir secde bu bedenimiz topraktan hasıl olduğu için bu toprağı toprağa secde ettiriyoruz. İkinci secde ise
ruhumuz külli ruhtan geldiği için ruhumuz külli ruha secde etmesi anlamına gelir. Bazı velilere göre de namaz kıldık ve secdeyi de yaptık, birinci secdeyi. Sonra anladık ki hangi varlığımızla namazı kıldık. İkinci secde de sev yerine geçiyor, sev-i secde. Aman affet bizi yarabbim. Madem ki senin gücün, kuvvetin yoktu, hangi güç kuvvetle Allah'a namaz kıldın? Allah, affet. La havle ve la kuvveti illa billah aniyyül azim. Ne dedim burada? Kuvvet etrafım yok, kuvvetim de yok. İlla billah. Bütün bunlar etrafta, kuvvet de Allah'ındır. Böyle malen nasıl oldu şimdi sen namaz kıldın Allah'a? İşte o ikinci secdeyi sevettiğin için, bunu böyle dediğin için ikincisi de sevgi secde yerine geçiyor. Evliya Allah'ın görüşü. Evet. Güzel bir şey. Bunlar tabii velilerin görüşleridir. Ama onların görüşleri öyle. Bizim görüşümüz nasıl? Ehl-i tevhidin öyledir. İşte bizim görüşümüz de Allah'a, madem ki secdeyle Allah'a yaklaşılıyor, iki cihetle Allah'a yakınlık var. Biri kurbu ferâiz, birisi kurbu nevafil. Peki, hakikatte bunlar ne der? Ehl-i zahir, kurbu ferâizi farz namazlarıyla kabul ediyorlar. Nevafili de nafile namaz kılmayla kabul ediliyor. Demek ki onlara göre Allah'a hem farz namazlarında yakınlaşılırmış, hem de nafile namazlarda yakınlaşırmış. Peki, bir insan Allah'a yakın olduğunu bilir mi, bilmez mi? Kur'an-ı Kerim'e bakıldığı zaman da herkes kendi nefsini görücüdür buyuruyor. Öyleyse farz namazlarını kıldık. Ama Allah'a yakınlığımızı nasıl ispat edebiliriz? Nafile namazda kıldık. Kıldın. Anlat bakalım Allah'a yakınlığım nasıl yakın oldun? Anlatamazsın. Neden? Yakın olmadın ki anlatabilirsin. Ha, işte kurb-ı ferâiz, mekamat-ı tevhidten dördüncü mekam olan mekam-ül cem'dir. İşte kişi ne oldu şimdi? Allah'a yakın oldu. Nasıl yakın oldu? Yok oldu. Allah'ın içine girdi. Ama Allah olmadı ya. Sakın vuslat diliyoruz. Yakınlıktır. Senin etrafını Allah ihata etti. Sen onda batın olduğunu, hani ilk gün olduğumuz gibi. Kurb-ı nevafilde nafile, kurb-ı nevafil derler ona. Yani nevafille Allah'a yaklaşmak. Bu nasıl olur? Bu defa Allah senin içine girer. Sen Allah'ı örtersin, Allah senin içine girer. Ferâiz'de sen onun içine girdin, yakın oldun. Burada da o senin içine girdi. İzledim. İşte iki yakınlık oldu. Allah. Onun için meyyutu yurrasın fakat ete Allah. Resul'e itaat edin, Allah'a itaat eder. Allah Allah. Onu da gizlendi. Evvelce biz Allah var idi. Onunla beraber hiçbir şey yoktu. Şimdi ise gene öyle. Allah zahir olunca hak batın oluyor. İşte iman ettiğimiz vel basu badel mert. Öldükten sonra dirileceğiz. Evvela Allah'ta yok olacaksın.
Sonra Cenab-ı Allah senin yokluğunu dolduracak. Yani senin yokluğunda o var olacak. İşte bu ölmezden, yani öldükten sonra dirilmenin anlamı budur. Ölmezden önce ölebilirsen, o zaman Allah'ın varlığıyla dirilirsin. Peki, ya âlem-i âhiretteki, buradan ölüyoruz, âlem-i âhirette dirilmeyeceğiz mi? Onu inkar mı edelim? Hayır, o da sıkıntı. Kim ki burada ölmeden önce ölmemiş ve Hakk'ın varlığıyla dirilmemişse, onlar mutlaka öldükleri zamanda, öldüklerinden sonra Cenab-ı Allah'ın huzuruna toplanacağız. Ve orada Cenab-ı Hak Maliki Yevmiddin sözünü yerine getirecek. Din gününün sahibi Allah. İşte o gün yalnız ve yalnız o kalacak. Ondan başka hepsi onun huzuruna diriltip toplayacak. Herkesin yaptıklarından da soracak. Şeriata göre ne emretti Cenab-ı Allah? Bunları yaptık mı, yapmadık mı sorulacağız. Ne emretti bize Cenab-ı Allah? Oruç, namaz, hac, zekat, kelime-i şehadet. Bunlardan sonra, ey kulum oruç tuttun mu? Eğer tuttuysan zaten sormaz o zaman. Tutmayanlara bunu soracak. Peki ya muvayda ne soracak? Bu şeriata göre. Ya ehli tevhide burada ne soracak? Ona da soracak. Ey kulum, ben sana dünyada bir şeyler verdim. Hayat verdim, yaşayasın. İlim verdim, beni öğrenesin, bilesin. Duygu verdim, benim kelamımı işitesin. Göz verdim, beni göresin. İşte hadis-i şerifte buyurulduğu gibi hasibu kable ente hasibu. Hesap günü gelmezden önce hesabınızı görünüz. Nasıl hesap günü gelmezden önce hesabımızı göreceğiz? İşte Cenab-ı Allah bizlere verdiklerini soracak. Biz eğer bu gözlerle bu alemde iken Allah'ı bu gözlere gösterebildiyseniz, bu göz hakkını yapmıştır. Buna sorulmaz artık sen gördün mü beni. Kulağa eğer Hakk'ın kelamını işittirebildiysen, ona da sormaz, işittin mi beni? Dile dahi, dile doğruyu söylememiz için dil verdi Cenab-ı Allah. Bilhassa onu övmek için, ona hamd etmek için. Hamd etmek, övmek demektir. Elimize soracak, bu ellerle ne iş yaptın, neler yaptın? Ayağa diyecek, bu ayakla nereye gittin? Peygamber Efendimiz, ilim Çin'de dahi olsa arayınız, bu ayaklarla gidip bir ilim tahsil ettin mi? Yoruldun mu bunun için? Yoruldun mu Allah? Velhasılı böylece bütün organlarımızdan soracak. Çünkü bunlar her birisi bir vazifeyle, vazife yapmak için yaratılmıştır. Ve bu vazifeyi de insanlara yapmak için vermiştir Cenab-ı Allah. İşte bize de bunlardan soracak. Eğer bunların
cevabını burada hazırlayabildiysen, nasıl hazırlayacağız burada cevabını? İşte bu tevhid ile olacaktır. Tevhid birlemektir. Ayet-i kerimede biz cin ve insanları halketmedik, ancak bize ibadet etsinler için. Peki, surette kalanlar buna bakarlar, böylece hareket ederler. Biz ne için yaratılmışız? İbadet. Allah'a kulluk etme, ibadet etmek için. Yap ibadetini, geriye karışma derler. Hiç de öyle değil. Ashab-ı kiram bunun böyle olduklarını bildikleri halde geldiler Peygamber Efendimiz'e. Ya Resulallah, biz okuyoruz mukaddes kitabımızda. Allah bizi ve cinnileri ona ibadet etmek için halkettiğini görüyoruz. İbadet nedir ya Resulallah? O zaman Peygamber Efendimiz buyurdular ki, ibadet Allah'ı tevhid etmek ve bilmektir. Neden burada tevhid etmek ve bilmek diyor? Burada da şu anlaşılıyor ki, Cenab-ı Allah tevhid edilmedikçe bilinmiyor. Onu bilebilmemiz için tevhid etmemiz lazımdır. Peki, neden tevhid etmemiz icap ediyor? Hem Allah birdir diyoruz sözden, hem de bir de tevhid çıkıyor ortaya. Çünkü Cenab-ı Allah bu kainat yok iken yerler, göller, yerlerde ve göğde olanlar henüz daha yoktu. Peki neredeydi bunlar? Yoktu da neredeydi? Allah bunları yoktan var etmedi. Bunlar var idi. Neredeydi? Allah'ın butonundaydı. Yani Allah'ın içindeydi. İşte Cenab-ı Allah içindekilerini dışına verdi. Ve her zuhura getirdiğinde de kendini gizledi. Bütün bu görünen kainat Allah'ın görüntüsünden başka bir şey değildir. İşte Kur'an-ı Kerim, ayet-i kerime, Estaizu billah. يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلِّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. Sana yerden göğden soracak olurlarsa bu yerler nedir? Yerlerde olan nedir? Göy nedir? Göyde olanlar nedir? Böyle bir soruyla karşılaşırsan de ki, Cenab-ı Allah her gün, her an bir görüntüdedir. İşte bunlar Rabbimizin görüntülerinden başka bir şey olmadığına göre hangi birisine Allah diyeceksin şimdi? İşte tevhid bunun için lazım. Ve Resulullah Efendimiz bunu duasında demiştir. Ya Rabbi, bu eşyanın hakikatini bana bildir. Bu eşya sen misin, yoksa senin gayrın mı? Cevap yok. Bu eşya Allah'ın ne aynidir, ne de gayridir. İşte Cenab-ı Allah bu mevcudatla vardır, bu görüntülerle vardır. Onun için tevhid etmek lazımdır ki eşyaya hak demeyelim.
eşyanın hakikati haktır. Eşya değil. Hani Fehmi Efendi'nin bir sözü vardır. Evrat ettin esmaya, Tanrı dedin eşyaya. Eşya bir masivadır. Bir gün gelir yok olur. Ne oldu şimdi senin Allah dedin eşya? Kayboldu. Eşyanın hakikati haktır, eşya değildir. Onun için eşya aynı hak olamaz, gayri de olamaz. Ya eşyanın hakikati hak. Peki, nedir eşyanın hakikati? Bu eşyayı meydana getiren nedir? Allah işiyle bu kainatı meydana getirdi. Vallahu halakakum ve ma ta'melun. Allah sizleri ve sizlerin işlerinizi de halketmedi mi? Öyleyse Cenab-ı Allah bu kainatı kendi güç ve kuvvetiyle, ki o da efaldir. Cenab-ı Allah bu eşyayı efaliyle yarattı. Şu halde eşyanın hakikati ne oluyormuş? Efal oluyormuş. Ya efalin hakikati? Efalin de hakikati esmadır. Ya esmanın hakikati sıfattır. Sıfatın hakikati zattır. Onun için şu görünen, gözümüz ne görüyorsa görsün, hiçbir görüntünün varlığı yoktur. Bütün varlıklar zatın varlığıdır. Onun için Peygamber Efendimiz gözümü açtığında Rabbimi hemen karşımda gördüm diyor. Biz varlık görünmüş var. İşte eşyadır, eşyanın hakikatidir. Murat nedir burada? Mürşid Kamil'i bulmadan bu iş olmaz demek ki. İlmin üç mertebesi vardır. İlmin üç mertebesi. İlmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin. İşte böyle bir mürşit kişiye lazımdır. Yine ilmel yakında bu değil, aynel yakında da değil, bunlardan geçirip seni hakkal yakına eriştirecek bir mürşit lazımdır diyor. İlimde bırakmaz. Onun için mürşidin vasıflarından biri daha, seni aynen yakına değil, hakkı yakına eriştirmektir. Bunu da ancak olgun bir mürşid-i kamil yapabilir. Peki, ilmel yakın nasıldır? Aynel yakın nasıldır? Hakkali yakın nasıldır? Fehmi Efendi Hazretleri bunları kısaca anlatmış. Selase besmele taksim olundu. Nedir burada selase besmele? Üçe ayrılır. Üçe taksim olundu. Er-Rahim'u ilmel yakın bilindi. Er-Rahman aynel yakın, Bismillah'ı hakkal yakındır meğer. Şu halde kısaca olarak Mürşid-i Kamil seni Zat-ı Hakk'ı anlatabilmektir. İlmel yakın tevhid-i efalda. Aynel yakın tevhid-i sıfatta, hakkal yakın da tevhid-i zatta. İlim böylece tamamlanmış oluyor.
Ama bunu herkesin, avamın da anlayabilecek bir tarifle olursa, ilmel yakin bir kimse komşundan hacca gitmiş, oralarını ziyaret etmiş ve dönmüş gelmiş. Konu komşu onu tebliğe giderler ve sorarlar, ne var ne yok. İşte şimdi o anlatır. Medine'de şu var, Mekke'de bunlar var, Müzdelife var, Mine var, Arafat var, anlatır, anlatır. Sen de bunları sanki gitmiş gibi ilme yakın olmuş oluyorsun. Aynı yakın ise Allah sana da nasip eder. Gidersin, gözlerinden orasını görürsün. Hakkar yakın ise oraya gidip Mekke'de kalıp Kâbe kendin olduğun zaman da buna hakkar yakın denilir. Çünkü bizim ehli tevhidin anlayacağı bir şekilde olursa o mürşid-i kâmil bizi en evvela Allah'ta fena fillah eder, yok eder. Ondan sonra seni Hakk'ın vücuduyla vücutlandırır. Bilhara Hakk'ın sıfatlarıyla seni sıfatlandırır. Hakk'ın ef'aliyle seni ef'allandırır. Şimdi kiminle kime yakın oldun? Allah'la Allah'a yakın oldun. Onun için bak namazda ne dedin bir yerde? اَلَّا تَدُمَا اللّٰهِ اِلَٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ Allah'la beraber. Onun için zikirde Allah'la beraber olur, namazda Allah'la beraber olur. Oruçta hepsi. Her şey Allah'la beraber olur. Çünkü kutsi hadiste buyruluyor. Bir kulum bana nevafille yakınlaştığında ben o kulumu severim. Sevdiğim kulumun duymasına kulak olurum, benimle duyar. Bak şimdi nasıl onunla oluyor. Gözüne göz olurum, benimle görür. Diline dil olurum, benimle konuşur. Eline el olurum, benimle tutar, yapışır. Ayağına ayak olurum, benimle yürür. Bak şimdi sen Allah'la beraber nasıl bir şey. Velhasılı tüm aza ve cevarileri, sükun ve harekatı ben olurum. Sükun ve harekatı da o oldu mu, insan onunla oturur, onunla kalkar, onunla yatır. Her şey onunla beraber olur. Allahsız bir an olmaz. İşte hakikaten budur. Mürşid gerektir bildire, hakkı sana hakkal yakın. Mürşidi olmayan, yani böyle mürşidi olmayanların bildikleri güman imiş. Güman bu, yanlış demektir. Yiğit efendim, şimdi her köşede mürşidim diyen çoktur, binde birinin ihvanı yoktur. Şimdi karşımızdaki mürşidim diyen kişiler, İlmel yakınlık mertebesinde mi insanları inşaat etmektedir? Aynel yakınlık mertebesinde mi inşaat etmektedir? Ne ilmel yakın nasıl ne? Nasıl bilecek? Bildim. Onlar esmacıdır. Oyalanır. Onlar tarikat edilendir. Oyalanırlar. Allah'ın bir ismini almışlar, onunla eğlenip dururlar. Keramet düşürecek, rüya görecek değil mi? Bir sürü hayaller düşünür.
Hatta İzmir'de kızı var bir şeyin Olta'dan geliyor bize. Erzurum'un Olta'sından. Pazarsından. İlk geldiğinde dinledi sohbetlerimizi ve dedi ki aynı bizim gibi. Peki o zaman ne aramaya geldin buraya sizin gibiyse? Ya ama işte mekan meratip yok bize. Onun bir hocası Ankara'da gelmişti, bize intihap etmişti de o ona söylemiş. Bir sohbet arasında kendi mürşidini anlattı. Benim mürşidim tek elden emekliydi diyor. Hatta biraz yazıları var, bir göstereyim yazılarını bile. Bu mürşidimin mürşidi vefat etmiş. Kendisi daha seyri sülûnu tamamlayamamış. Yani meratibi insaniyesini tamamlayamamış. O zamanlarda Bitlis'te Şeyh Said Atatürk İhsani'yle o zat var imiş, ona gidiyor. Ve diyor, efendim, benim mürşidim bu alemden geçti. Ben seyri insani meratibimi tamamlayamadım. Zatınızı işittim. Lütfen beni kabul buyurun ve meratibi insaniyemi tamamlayın. Ah oğlum demiş, sen ne arıyorsun, o bizde yok. Allah nasıl olur efendim diyor. Bu kadar köyler var senin mahiyetinde. İvanlar dolu. İvanların. Evet var demiş, yok değil. Ama ben onları esma ile oyalıyorum. O senin dediğini bulsam ben de giderim diyor. Mürşit bile mürşit. İşte bunlar da kaç tane köy imaresinde var. Bunlar da mürşit. Mürşit ama seni oyalıyor. Yani bir kimse her yaptığı ibadet bunun özünü bilmezse bu ibadetler de onu oyalamaktan başka bir şey değildir. Oyalanır. Kıl bakalım, orucunu tut bakalım, ahirette cennet var. Gece nafile namaza kalk, nafile olur. Bir şeyin özünü anlamaktır maksat. Nedir her şeyin özü? Haktır. İşte onun için bize bizi bildirecek ve Rabbimizi tanıtacak olgun bir mürşid-i kamil, kamile ihtiyaç var. Şimdi sıra kaldı ki hakiki mürşidi nasıl anlayabileceğiz? Onu anlamak için bizde bir ilim yok. Hangisi nakıstır, hangisi olgundur, hangi ilimle biz bunu ayıracağız? O ayırma kudreti bizde olsaydı zaten bulurduk. İşte bunu Pir Efendimiz şöylece açıklamış. Arayıcı bir dert içindedir. Müşkül içindedir. Geziyorsun. Memleket memleket dolaşıyorsun. Bir mürşid-i kamil arıyorsun. Fakat onun kamil olduğunu nasıl anlayabilirsin? İşte diyor, sende zaten
bin türlü müşküller var. Bu müşküllerle onun huzuruna varırsın. Şimdi sohbetinde senin müşküllerini alır da seni hafiflatırsa mürşidi kamildir. Ama senin müşküllerine daha müşkül eklerse o nakıstır, ondan uzaklaştır. İşte bunun kamil mürşitlerin simgeleri budur. Gittin bir meclise, sohbetiyle senin bütün müşküllerini aldı, seni tertemiz bir huzura tavuk eriştirdi. O zaman onun eline yapıştı. Onun için Niyazi Efendi Hazretleri mürşit gerektir. Yani böyle lazımdır bir mürşid ediyor. Seni sana hakka yakın bildirsin. Evvela seni hakta yok edecek. Ondan sonra seni hakla diriltecek. Bundan sonra hakla hakka seni yaklaştıracak. Zaten her şey hakla beraberdir. Bir zerre yoktur ki orada hakkın varlığı olmasın. Öyleyse her zerrecik, yani her atomcik kendilerine düşen vazifeyi yapmaları onun hakla beraber oluşundan ileri gelir. Bu itibarla haksız bir yer yoktur. Ne var ki denizde balıklar suyun içinde yüzerler, yaşarlar, dururlar, sudan haberleri yok. Ve işlerinden balığın biri demiş ki, bir deniz varmış, acaba bu deniz nasıldı? Yine içinden biri demiş ki, bunu bilse, ummanda büyük bir balık var. Ona gidelim de soralım. Bize denizi göstersin. Yüze yüze gitmişler. O büyük balığı bulmuşlar. Ve demişler, efendim, bir deniz varmış, su varmış. Bu nasıl bir şeydir? Bunu bize gösterebilir misin? Siz demiş bana susuz, denizsiz bir yer gösterin. Ben de size suyu ve denizi göstereyim. İşte insanlar da böyledir. Allah'la beraber yaşarlar, Allah'la beraber yürürler, Allah'la beraber çalışırlar, Allah'la beraber ibadet ederler. Yine Allah'tan haberleri yok. Ancak o büyük balık mesabesinde olan bir mürşidi kamili bulursa, o zaman sana istediğini gösterecek. Ve bunu daha açığa çıkaran Mısri Niyazi Efendi Hazretleri bu okuduğumuz ilahin başında başlar. Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Burhan arardım aslıma, aslım bana burhan imiş.
sağ solumu gözler idim. Dost yüzünü görsem de yok. Ben taşrada arar idim, ol can içinde can imiş. Öyle sanırdım ayrıyım. Dost gayridir, ben gayriyim. Benden görüp işideni bildim ki ol canan imiş. Ama ne zaman bildi bunu? Ne zaman Mürşid-i Kamil'i buldu? O bildirdi bunu. İşte Mürşid-i Kamil arayıp bulmanın hikmeti budur. Kendini bilmek, kendini bilmeyle beraber Rabbini bilmektir. Şu halde insan kendini öğrenmeyince Rabbisini de öğrenmiş olamaz. Bu neden ileri geliyor? Sorulsa, biraz önce sözü geçen her şeyin Allah'la beraber olduğunu, seninle de beraber, hatta ayet-i kerimede biz onlara şah damarından yakınız. Peki bu nasıl olur? Bu ayeti düşünmemiz gerekmez mi? O bize bizden nasıl yakın olur? İşte insanlar uykudadır. Öldükleri zaman uyanacaklardır. Hadis-i şerifi. Uyku gaflet demektir. Gaflet uykusunda uyurlar. Fakat kendilerindeki varlığı ve kendilerini bilmezler. Ne zaman bilecekler? Öldükleri zamanda. İşte insan Mürşid-i Kamil'i bulduğunda Mürşid-i Kamil evvela ona kendisini öğretecek. Ey oğul! Şimdiye kadar hep sen işlerdin. Ama kimin kuvvetiyle işliyordun? Haberin var mı? Şimdi kuvvet, kudret Allah'ın olduğunu sana bildirecek. Madem senin kuvvetin Allah'ın kuvveti ise, işte onun kuvvetiyle ibadet veya iş işlemiş oluyorsun. Ve bu sebeptendir ki Cenab-ı Allah kendisini tanıtmak için kutsi hadiste buyurulduğu gibi gizli bir hazine idim, bilinmekliğimi muhabbet ettim ve bu halkı halk eyledim ki bilineyim. Neydi bu halk? Halk, Cenab-ı Hakk'ın subut olan sıfatlarıdır. İşte bu sıfatlarını biz insanlara emanet olarak verdik. Şimdi biz onunla beraber çalıştığımızı, onunla beraber ibadet ettiğimizi, velhasılı her umurda
onunla beraber olduğumuzu bildiğimiz zaman da o zaman Rabbimizi da bilmiş oluruz. Bunun için Resulullah Efendimiz Rabbimizi tanımayı kendimizi tanımayla bağlamıştır. Şu halde bu nasıl olur? O bizimle, biz onunla. Ve o dediğimiz nedir? Biz dediğimiz nedir? Yoksa biz ondan ayrı olarak mı biz diyoruz? Veya o bizden ayrı olarak mı biz diyor? Hep beraber. Şu halde biz onun nesi oluyoruz? Mazharı oluyoruz. Mazhar nedir? Bir alettir. Nasıl ki evlerimize su getiriyoruz. Bu suyu nasıl getiriyoruz? Bir boru vasıtasıyla getiriyoruz. İşte o boru suyun mazharı olduğu gibi biz de Allah'ın bir mazharı olmuş oluyoruz. Şimdi gözümüz bir mazhardır. O mazhardan gören Allah'tır. Kulağımız vesaire, bütün azalarımız böyledir. Ne zaman kendimiz onunla var olduğumuzu anladığımız zaman da kendimizin bir alet olduğunu ve biz aletten o işte beni anladığımız zaman da Rabbimizi bilmiş oluruz. Ama bu ikili bir tevhiddir. Bunun daha esas tevhidi vardır. Tabii ki o biraz ağırdır. O ulu orta yerde konuşulmaz. Biz bu kadar canlıyalım, gene yeter. Evet, nefis, nefis bilindi mi, Rab biliniyor. Öyleyse nefis nedir ki onu bilelim. Bir ruh diyoruz, bir de nefis diyoruz. Acaba bunların farkları nedir? Bir itibarla ruh süflileşti mi nefis ismini alır, ulvileşti mi ruh ismini alır. İşte biz insanlar da bizi Cenab-ı Allah ayeti kerimesinde methettiği gibi insanı en güzel bir surette halk ettim. Fakat onları aşağıların aşağısına indirdik. Niçin? İşte bu nefse indirdi şimdi. Onu tanıyalım, onu bilelim için. Şu halde neymiş nefis? İkili getiren bir varlık. Hem kendisi var, hem Allah var. Bir kişi zannında böyle ise
o kişi ehli nefistir. Yok eğer kendisini deminden beri konuştuğumuz üzere Allah'la beraber olduğunu biliyorsa o da ruh sahibidir. Yani kendinin Allah'tan başka özel bir varlığı yoktur. Ancak onun ne vardır? Onun ne var olmamız için de evvela kendi yokluğumuzu bileceğiz. Peki sen yoktun da nasıl göründüğü çıktı? Yok olan görülür mü? Ama biz görülüyoruz. Yok denilen bir şeyin ne ismi, ne de kendi, ne de sureti, ne şekli. Hiçli hiçtir. Böyle olan şey var olmaz. Biz zanlara tabi idik. Allah'ın varlığını bizim varlığımız zannediyorduk. İşte ortadan kalkacak bu zanlardır. Bak hepiniz mekan meratip gördü. Kiminiz fena fillah oldu, kiminiz beka billah oldu. Hiçbir tebellülattan oldu mu? Bir değişmen oldu mu? Sen gene göründüğün gibisin. Ne var? Zanlar değişti. Evvel şöyle zannediyordun, meğerse bu böyleymiş. Necdet Okul Hanım şey. Ey merdi kamil bulunma gafil. Ey merdi kamil bulunma gafil. Ol Hakk'a vasıl aşk meydanından. Aşk meydanından. Aşk meydanından. Ol Hakk'a vasıl aşk meydanından. Aşk meydanından. Aşk meydanından. Ver kalbe cila, et nefsin imhar. Odur hak nimar, aşk meydanından. Aşk meydanından, aşk meydanından. Odur hak nimar, aşk meydanından. Aşk meydanından, aşk meydanından. Et nefsle savaş, irfana ulaş. Ver can ile baş, aşk meydanında. Aşk meydanında, aşk meydanında. Ver can ile baş, aşk meydanında, aşk meydanında, aşk meydanında. Bul irfan kanın göstersin yarın. Yok eyle varın,
aşk meydanında, aşk meydanında, aşk meydanında. Yok eyle varın aşk meydanında, aşk meydanında, aşk meydanında. Bülbül ol güle, düş dilden dile, cevre sabreyle aşk meydanında, aşk meydanında, aşk meydanında. Cevre sabreyle aşk meydanında, aşk meydanında, aşk meydanında. Arama izzet çün buldum zillet, ol imiş devlet aşk meydanında. Bir kimseyi kendisine davet ettiği zaman da evvela ona bir dert verir. Ne de o dert? Aşk. Aşk düşen bir kimseye ondan artık belalar geçmez. Ta ki o dert onu öldürünceye kadar. Çünkü Allah'a kavuşmak ölümle der. Ölmeyince bir insan Rabbisine kavuşamaz. Bir ölüm hadisi vardır. Hak Teala Hazretleri diyor, fail olduğum her işimden, hiçbir işimden tiskinmedim. Mümin kulumun ruhunu kabzetmekte tiskindiğim gibi. Ama ne yapayım diyor. Onun da bana vuslatı lazım. İşte bundandır ki kişi ölmeyince Rabbisine kavuşamaz. Acaba neden böyle dedi? Ne yapayım? Onun da bana kavuşması lazım. Yani mümin kulumun ruhunu kabzetmekte tiskindiğim gibi hiçbir işimden tiskinmedim. Bunun nedenini düşünelim bakalım. Çünkü mümin kul onu ishar ediyordu. Açığa çıkarıyordu. Bir diğer bir kutsi hadiste de yerlerim göylerim bana